Arkadaşlar merhabalar. Sabah dediğim gibi sizlere hem şu anda Yemek Sepeti'nde son durumlar neler, hem de Trendyol'da son dönemde neler oluyor, bunlardan bahsedecektim. Ama şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi, muhtemelen görüntülerde görüyorsunuz, etraf turuncu gözüküyor. Bunun sebebi şu anda İzmir'de yangın var. Çoğu bölgelerde ışıklar çalışmıyor. Ve inanın şu anda şehir merkezinin içindeyim. Küller yağıyor. Hafif hafif böyle küller yağıyor tepelerde. Bakın burada bulutlar var. Yani bulutlar dedim, yangın dumanları var. Birazdan sizleri caddeye çıkartacağım. Orada daha fazla yangının olduğunu göreceksiniz. Bir yerde başladı bu yangın sabah. Biraz duman atıyordu. Ama bu duman gittikçe ilerlemeye başladı. Ve bazı bölgelerde, bazı noktalarda yangın tekrardan hani türemeye başladı, çoğalmaya başladı. Bunu biri mi yakıyor, birileri mi yakıyor, birileri mi yaptırıyor? Yani anlamış değiliz. Şu an önümüz açık gözüküyor ama birazdan hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Yani ciğerimiz yanıyor şu anda, çok kötü durumda. İzmir Karşıyaka. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi iki pervaneli helikopter yukarıda uçuyor, su taşıyor. Şu bölgeden de yangın çıktı. Bir de Çiğli tarafında yangın çıktığı söyleniyor. Bakın şu tarafta zaten duman yükseliyor. Şu ışıkları geçelim. Hemen hızlıca sizlere buraları keseceğim. Hızlı bir şekilde görün diye anlatıyorum. Şimdi biraz daha açılacak. Gruptan da bazı arkadaşlarımız var. O bölgelere siparişe gittiler. Muhtemelen öğlene kalmadan, eğer devam ederse öğleden sonra yangına destek amacıyla bölgeye ayran, süt vesaire götüreceğiz. Bakın gördüğünüz gibi duman şu anda felaket durumda arkadaşlar. Bakın ilk yangın burada başladı. İkinci yangın burada başlattılar. Bakın dumanlar yükseliyor. Şu dumanları görüyor musunuz arkadaşlar? Felaket durumda şu anda. Körfez çok kötü durumda. Bir tane de burada başladı. Bir de Çiğli'de olduğu söyleniyor. Çiğli bölgesinde olan arkadaşlarımız var. Yani bunları yakanın da, yapanın da, yaptıranın da Allah belasını versin diyoruz. Yani çok kötü durumda şu anda. Yangın gittikçe çoğalıyor. Dediğimiz gibi şu anda mesaimiz devam ettiği için vardiyamızı kapatamıyoruz ama öğleden sonra vardiyamızı kapatıp bölgeye desteğe gideceğiz arkadaşlar. Bu videoda bunları göstereceğim sizlere. Ve eğer durum düzeldiği takdirde sizlere konumuza dönüp tekrardan konumuzdan bahsedeceğim. Umarım yangın çabuk biter arkadaşlar. Tek dileğimiz, tek temennimiz bu. Şu siparişimizi hemen teslim edelim. Şehir yok ya şu anda. Duman içinde bakın, küller geliyor. Helikopter sesleri her yerde. Bakın aracın üstüne küller yağıyor. Küller geliyor. Şimdi bölgelerde elektrikler kesildiği için müşteriyi aramak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Müşteri şu an ilk telefona cevap vermedi. Bir de arayalım. Elektrik olmadığı için zillere de basamıyorum. Hani bastığımızda da duymuyorlar mantıken. Bakın siyahlardan belki görüyor olabilirsiniz.
Küller yağıyor ya. Bak. Yere düştü. Merhaba. Şeyden elektrikler gitti o yüzden. İyi günler. Evet arkadaşlar. Şarjım bitmemesi için çabalayacağım. Dediğim gibi arkadaşlar şu an gruptan fotoğraf attı bakın. Hemen fotoğrafları gösteriyorum sizlere. Bakın arkadaşlar. Telefondan görebiliyorsanız eğer ki bakın. Bakın. Orman bölgesini karşıdan falan çekmişler. Felaket durumda bir yangın var İzmir'de. Şimdi gruptaki arkadaşlara bağlanıp son bir görüşme yapacağım. Dediğim gibi arkadaşlar öğleden sonra muhtemelen yangın ekiplerine desteğe gideceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi helikopterler denizden su alıp su taşıyorlar yangın bölgesine. Etraf felaket derecede duman sarmış durumda. Şu anda Körfez bölgesine siparişe gidiyorum. Ve görüyorsunuz dağdan gelen bu yangın dumanını Körfez'in tüm üstünü sarmış durumda bu dumanlar. İnanın çok fazla rahatsız ediyor, boğazlarımıza kadar ağrı yapıyor. Ve yüzüm kapalı durumda şu anda, maskemi yüzüme kadar çekmiş durumdayım. Siparişi teslim ettikten sonra bu dumanların çıktığı bölgeye doğru yaklaşacağım. Sizlere bu bölgeyi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi siparişimizi bıraktık. Küller çok fazla uçuşuyor bakın. Dumanları görüyorsunuz arkadaşlar. Rüzgar felaket, burada nefes almak da zorlaşıyor. Bakın yukarı çıkıp yukarılardan çekmeye çalışacağım. Felaket durumda bir yangın var. Bakın. Karşı tarafı da yaktılar. Karşı tarafta da yangın var. Devam ediyor. Çok aşırı derecede rüzgar var. Yangının olduğu bölgeye yaklaşmış bulunmaktayım. Çok felaket bir rüzgar var burada arkadaşlar. Küller uçuşuyor. Buradan çok fazla gözükmüyor. Ama görüyorsunuz karşı tarafta ve bu tarafta. O taraftakiler yeni yeni yanmaya başlıyor bakın. Ve orada elektrik santralleri de var. Bak gördüğüm kadarıyla elektrik santralleri de var. Felaket rüzgar var bakın, çantanın kapağı açıldı. İttiriyor şu an rüzgar bizi. Biraz daha bölgeye yaklaşabilir miyim bilmiyorum ama size biraz daha yaklaşıp göstermeye çalışacağım. Hayvanlar da etkileniyor bu durumdan. Felaket derecede bir yangın devam ediyor. Şuradan aşağıdan siren seslerini bilmiyorum duyuyor musunuz ama her yerde siren sesleri var. Ekipler alanda. Ve eminim ki şu tarafta yanan yangını yani bile bile böyle elle yakmışlar gibi duruyor. Duman çok rahatsız etmeye başladı, gözümden falan yaş geliyor şu anda.
Bakın böyle duruyorken şimdi ben size göstereceğim olanı. Dumanlar felaket derecede yükseliyor ve rüzgar aşırı derecede fazla burada, bakın. Zaten AFAD uyarı yapmıştı. Kesinlikle ateş yakmayın gibisinden uyarı yapmıştı. Bakın bölgede çalışmalar devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi su tankerleri var. Bakın yolda giderken zorlanıyoruz. Bakın araçlar çevirme yapmış. Giriş kesinlikle yasak. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Araç giriş çıkışı engellenmiş. Trafik polisleri kapatmış yolları. Merak edenler böyle, araçları da video çekmeye gelenler var. Sivil ekipler burada. Bakın görüyorsunuz diğer yanan, yangının nereden başladığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani orada bir yangının başlaması çok kolay bir şey değil yani, gün sabah vakti. Orada yani kesinlikle bilerek yakılan bir ateş var yani arkadaşlar. Havadan, karadan müdahaleler devam ediyor ama yani yeterli sayıda değil muhtemelen. Bakın itfaiye araçları hep desteğe gidiyorlar. Kamyonlar, kepçeler, bakın belediye araçları. Belediye şu anda kamyon, kepçe vesaire gönderiyor. Belediyenin su tankerli araçlarıyla İtfaiyelere destek olarak sular gidiyor. Bakın Bornova Belediyesi. Maalesef ciğerimiz yanıyor İzmir'de. Umarım kısa sürede söndürülür. Ve yani bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Trafik polisleri alanda. Muhtemelen hani bir yerden hani yakan eden vesaire var mı yok mu onları kontrol ediyorlar. Şehrin üstü duman içinde, bakın. Şehrin üstü duman içinde. Şuradan döndüğümüzde göstereceğim ben sizlere arkadaşlar. Bakın duman nasıl çıkıyor. Simsiyah duman çıkmaya başladı. Felaket derecede bir yangın var. Şöyle şuraya çekeyim. Aşırı derecede yanıyor. Telefon kül içinde arkadaşlar. Evk6'da evler boşaltılıyor diye bilgi geldi, bakın Instagram'dan. Evk6'da evleri boşaltıyorlar. Yangın muhtemelen şehir merkezine doğru ilerliyor. Ve buradaki yangın aşırı derecede rüzgardan kaynaklı devam ediyor şu anda. Ve kesinlikle hiçbir araçları sokmuyorlar. Bakın belediyenin su tankerli araçları şu anda destek oluyor ve şehri görüyorsunuz arkadaşlar, yani göremiyorsunuz hatta, onu söyleyeyim yani size. Allah belalarını versin, bunları yapanların var ya, Allah belalarını versin. Yani
söyleyecek söz bulamıyorum artık yani. Çok kötü. Çok kötü yani, telefon kılıfı falan yani, nefes alırken zorlanıyorsun, gözlerinden yaş geliyor ya. Yazık günah ya. Vallahi yazık günah. Başka hiçbir şey değil. Evet arkadaşlar, GoPro'nun mikrofonundan kaynaklı sesim dışarıdan gelebilir. Şu anda yangın bölgesine gelmiş bulunmaktayım ve yangın şehir merkezine doğru yaklaşmış durumda. Bu bölgeyi bilenler, Karşıyaka Karagöl'e giden yol, Örnek Köy mezarlığı var hemen az yukarımızda. Bakın araçlar çıkartılıyor. Yani şehir merkezine gelmiş durumda. Dumanlar her yerden yükseliyor. Sağ tarafta var. Sol taraf çok aşırı derecede yükselmiş durumda. Sol taraftakine şu an müdahale ediliyor. Gördüğünüz gibi araçlar aşağı doğru indiriliyor. Bölge boşaltılmaya çalışıyor. Örnek Köy mezarlığı korunuyor şu anda. O tarafta itfaiye ve ekipler orada. Polisler vesaire, herkesi o bölgede görüyorsunuz şu anda. Emniyet güçleri alanı boşaltıyor. Aşağı doğru indiriyor herkesi. Bakın alevler birden yükseliyor. Çok aşırı derecede rüzgar var bu bölgede. Felaket derecede bir rüzgar olduğu için de bölgeye hızlı bir şekilde yangın yayılmak durumunda şu anda. Ben bu fotoğrafları eşime falan gönderiyorum. Şu anda bölge çok fazla bir duman altında arkadaşlar. Rahatsız edici bir duman var. Yani konuşurken gözlerimiz yaşarıyor, yüzüm falan kapalı. Bakın hayvanlar var şu anda, hayvanlar, koyunlar yukarı doğru kaçmaya çalışıyor, yangına doğru. İnsanlar müdahale ediyor. Ben şimdi motorumdan inip hemen müdahaleye gideceğim. Fakat motorumda telefonumu unuttum, farkına varıyorum. Tekrar telefonumu alıp hayvanları kurtarmak adına önlerine geçeceğiz şu anda. Evet arkadaşlar, tüm insanlar hayvanlar için seferber olmuş durumda. Hayvanları ittiriyoruz şu anda gördüğünüz gibi. O bölge biraz daha güvenilir şu anda. O taraftan hayvanları aşağı doğru göndermeye çalışıyoruz. Bakın yangınlar çok yaklaşmış durumda ve hani hayvanlara zarar vermemesi için birileri saldı. Gördüğünüz gibi AFAD ekipleri falan hep burada. Motokuryeler burada. Şimdi bu bölgeye motor gelip motorla hayvanların önünü kesecek Hayvan Koruma Derneği'ndeki arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, alevler felaket derecede yükselmiş durumda şu anda. Şu an yangının içerisindeyim arkadaşlar. O bölge şu anda hafifletilmiş durumda. İtfaiye ekipleri burada. Burada elimizden geldiğince insanlara ayran, su, işte bir şeyler dağıtmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince motokuryelerin kendi ceplerinden aldığı paralarla arkadaşlar bunları yapıyoruz. Elimizden bu kadar geliyor. Keşke daha fazlası gelse, daha fazlasını yapabilsek. Karanlıktan görünmüyor olabilir arkadaşlar şu anda. Bazı bölgelerde sizlere netleşecek. Şu anda şehir merkezine yakın bölgede yangın olduğu için sokak ışıklarını görüyorsunuz zaten. Yangın felaket derecede şehir merkezine yaklaşmış durumda. Burada insanlara, yoldan geçen itfaiye ekiplerine vesaire ayran dağıtıyoruz ekiplerle birlikte. Biraz daha yukarı doğru yaklaşıyorum. Bakın çalılar falan çok fazla yanıyor. İnsanlar kendi çabalarıyla söndürmeye çalışıyor. İtfaiye ekipleri çok fazla, aşırı derecede var. Ama yangın bölge bölge yandığı için şu anda müdahale hani kısıtlı geliyor. Alevlenen bölgelere daha çok önem veriyorlar. Bakın insanlara ayran dağıtıyoruz şu anda, zehirlenmemesi açısından. Maske yok çünkü insanlarda. Elimizden geldiğince ekiplere destek oluyoruz. Çöplerimizi hemen çöpe atıyoruz. Etrafa atıp yangının da alevlenmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim bu tarz durumlarda. Her yerde su var, bakın farkındasınız yerlerde. İçeri giriyor bak. İçerideki insanlar zehirlenmemesi için ayran dağıtıyoruz kuryelerle. Şu an bölgeye doğru ilerliyoruz, yukarı doğru. Yukarıda çünkü hayvanların olduğu söyleniyor. O bölgede hayvanları korumak adına insanlar müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri de o bölgede zaten. Sulama çalışmaları devam ediyor bu bölgede. Yangın hafifletilmiş durumda.
İtfaiye aracını görüyorsunuz. Ekiplere şu anda su ve ayran dağıtım yapıyoruz. Bölge aşırı duman altı ve konuşurken rahatsız ediyor şu anda. Ekiplere desteğimizi sürdürüyoruz arkadaşlar. Elimizden ne geliyorsa bunları yapabiliyoruz. Yani görüyorsunuz tren yolcu arkadaşımı. İtfaiye ekiplerini görüyorsunuz. Şehir merkezine yaklaşmış durumda itfaiye araçları. Müdahale gerektiğinde burada müdahale oluyor. Şu anda bazı ekipler ön tarafta çalışma yaparken bazı ekipler arka tarafta şehir merkezine yaklaşmasını önlemek amacıyla bu bölgedeler. İtfaiye hortumlarını falan görüyorsunuz. Bakın tren yolcu arkadaşım su dağıtıyor. Bizler elimizdeki ayranları dağıtmaya çalışıyoruz. Elimizden ne geliyorsa destek olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Diğer bölge, diğer arkadaşımız geçiyor. Bölge yani kaos gibi şu an her taraf her yerde. Gördüğünüz gibi şu anda evin çatısı yanıyor arkadaşlar. Karşı yaka Tokiler'de evin çatısı yanıyor. Şu anda karanlıktan göremiyorsunuz ama itfaiye ekiplerine, AFAD ekiplerine işte top kektir. Hani içini bastırması amacıyla top kek su dağıtımına geçtim. Ayranlar diğer arkadaşlar dağıtmaya devam ediyor. Bunları yani kuryeler kendi ceplerinden destek amacıyla yapıyor arkadaşlar. Hepsine Allah razı olsun. Yani söylenecek çok söz var ama yani inanın şu an zamanı değil. Yeri geldiğinde bunları da söyleyeceğiz. Beni takip eden arkadaşlar bilir. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar itfaiye ekipleri yukarıdan çatıyı söndürmeye çalışıyor. İki tane itfaiye ekibi var. Çatıya su tutuyor. Etraftaki insanlara ben yine elimden geldiğince görüyorsunuz emniyet güçleri falan herkes burada. Sokakta insanlar var. Apartmanlar boşaltılmış durumda. İnsanlar sokaklarda elimizden geldiğince işte sudur, kektir dağıtmaya özen gösteriyoruz arkadaşlar. Şu anda bu tarz durumlarda bölgeye özellikle soğuk su desteği olursa yaz ayındayız ve ekipler hani sıcak zaten soğuk su desteği istiyor. Şu anda arkadaşlara, bölgede bulunan vatandaşlara su dağıtıyorum. Etraf çok aşırı derecede duman altı arkadaşlar. Çünkü hemen bu sitenin arkası da yanıyor. İnsanlara yardım ediyorum şu anda. Ablanın elindeki suyu aldım ve ileri doğru taşıyıp bırakacağım. Görüyorsunuz yani olayın heyecanıyla kamera kaskım açık kalmış. Ya biraz görüntü bozuk çıkabilir arkadaşlar ve ya gördüğünüz kadarıyla zaten aşırı derecede burada destek var. Aşırı bir birleşme var. Yani İzmir halkı birbirini koruyor, kolluyor, destek oluyor. Umarım yani devletten de bu tarz destekleri görürler. Yangından zarar gören, evleri yanan vatandaşlara şimdiden geçmiş olsun diliyorum arkadaşlar. Umarım yani kısa sürede bu yangın söner ve yani elimizden geldiğince olabildiğince destek olmaya çalışıyoruz biz. Elimizden bu kadar geliyor. Bölgeye destek amacıyla tüm kuryeler, insanlar, vatandaşlar koşturmuş durumda. İtfaiyeleri görüyorsunuz arkadaşlar. 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane itfaiye var. Sol tarafta küçük itfaiye pick-up araçları var. Bakın etraf şu an karanlık gözüküyor ama yaklaşık yarım saat önce sol tarafta yangın devam ediyordu. Şehir içine yaklaşmış durumdaydı. Şu anda insanlara destek amacıyla sularımızı dağıtmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bölgede evlerinden çıkmış yani evlerini bakan vatandaşlara destek oluyoruz. Umarım faydamız oluyordur insanlara. Yanan evin
halini görüyorsunuz arkadaşlar. Elimden geldiğince fotoğrafları çektim. Ve gündüz oldu. Gündüz asıl görüntü ortaya çıktı. Yangının ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani söyleyecek başka hiçbir sözüm yok. Allah belalarını versin. Başka hiçbir şey diyemiyorum.